evlat bölümünden öğretmeniz. Hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ederim. Sizden önce başlayıp hoş geldiniz demek isterdim ama siz hoş geldiniz demekten başladınız. Ne dediniz? Yine de hoş geldiniz. Abi, teşekkür ederim. Biz sizi takip ediyoruz. Okuyoruz. Televizyondan izliyoruz. Gazeteler internet üzerinden takip ediyoruz. Yalnız öncelikle hassasiyetlerimizi söyleyelim de bu hassasiyetler bağlamında kanaatimiz ne? Biz kimi dinliyoruz? Bunu bilelim. Şimdi sormak istiyorum. Çünkü sizi kastetmiyorum, sizlere tercih ediyorum ama 63 kişi seçtiler Türkiye genelinde. Bunlarla ilgili gerek direkt televizyon kanalıyla, bazen basın aracılığıyla duyduklarımız var. Bayrakta problemi olan var. HC ile problemi olan var. Devlette problemi olan var. Şimdi sizler barış açısı olduğunuzu söylüyorsunuz. Bizi kimle barıştırmaya geldiniz? Bizim düşmanımız kim? Düşmanımız kimdi? İkincisi malum PKK hadiseleri yaşanmışlıklar. Hususi olarak sormak istiyorum. PKK bir terör örgütü müdür? Abdullah Öcalan terörist başlığıdır. Kürdistan özel bölgesi hakkındaki düşünceniz nedir? Türkiye Cumhuriyeti ibaresiyle ilgili düşünceniz nedir? Haksın kalkmasın meselesiyle. Bu hassasiyetlerimizi söyleyelim de anayasadan Türk adının çıkması hususunda ne düşünüyorsun? Türkiye Devleti'nin adıyla ilgili, Atatürk lafzıyla ilgili, anayasanın ilk üç maddesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bunları çok kısa cevaplarınıza söylerseniz bize hitap edenlerin neyi anlatmak istediklerini anlamış oluruz. Sevgiyle saygıyla dinler. Teşekkür ederim. Buyurun. Efendim önce bu topluluğun adıyla ilgili ciddi bir problem var. Ben Doçent Doktor Bilgi Çınar, Türk Dil ve Edebiyat Bölümü öğretim üyesiyim. Akif, lügata gelirken de baktım, daha önce de biliyorum, yiyen de yiyici demek. Lütfen tutar mısınız arkadaşlar? Akıl ise akıllı insan demek, idrar sahibi insan demek. Ben bu 63 kişinin seçilen, başbakanımız, sayın başbakanımız tarafından seçilen 63 kişinin kaç tanesi akildir, kaç tanesi akıldır merak ediyorum. Bir, bu insanlar içerisinde niçin şehit yakını yoktur? Ben bir şehit kardeşi olarak konuşuyorum burada. Hem bir akademisyen hem bir vatandaş olarak konuşuyorum. KES başkanı Rami Özge'nin dahi bulunduğu bu toplulukta niçin bir şehit yakını yoktur? Niçin bir sosyolog, Türkoğlu, siyaset bilimci, her yerde toplandığınızı söylüyorsunuz. Niçin almadınız? Çok merak ediyorum. İkinci bir sorum. Sizler hangi görevle buradasınız? Elinizde resmi bir göreviniz var mı? Siz görevlendirildiniz mi yoksa sivil toplum örgütü olarak ayrı ayrı kendi fikirlerinizi bize sunan akademisyen, gazeteci, sanatkar, sinema sanatçıları mısınız? Bunu merak ediyorum. Arkadaşınızın dediğine şiddetle katılıyorum. Sizler kimlerle neyin barışını istiyorsunuz? Bir tarafta asil, vakur ve sürekli öldürülen Türk halkı var. Diğer tarafta vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, tarihimizi yere gömmek isteyen ve canımıza kasteden bir terör örgütü var. Siz hiç değil de sadece Türk olduğu için öldürülen bir insan duydunuz mu?
Gelirken sanırım mezarlığın yanından geçtiniz. Mezarlarda kaç tane Türk bayrağı astı saydınız? En az 20 tane. Sadece Niğde merkezi. Anadolu şehit gitmemiş ili, ilçesi, mahallesi, köyü kalmamışken hem siz kimlerden barış talebediyorsunuz? Canı yanan biziz. Ağlayan biziz. Yedir kalan çocuklar buralar. Ağlayan anneler. Gözyaşı atamayan babalar hep Anadolu. Ben size protesto etmek için falan söylemiyorum. Bunlar tarihi gerçeklerimiz ve bunlarla Anadolu insanı değil, bu işi yapanların yüzleşmesi lazım. Ve bu siyasi iradelerin de yüzleşmesi lazım. Sizden hiç en sevdiğinizi bir teröre kurban verdiniz mi? Ben verdim. Davullarla, zurnalarla gönderdiğiniz evlatlarınızı, kardeşlerinizi bir gün sonra bayraklara sarılarak geldiğini gördünüz mü? Görmediniz. Ben şu topluluğun içinde bir şehit yakınma olması çok isterim. Maalesef yok. Var mı? İçinize soruyorum. Ölen veya öldürülen bir teröriste bu siyasi irade 123 bin lira tazminat ödedi. Gazetelerden, televizyonlardan duydum. Bir şehit çocuğunu işe almak için 40 liradan su getiriyor siyasi irade. Bu benim başıma gelmiş bir hadisedir. Şu anda bir şehit çocuğu işe giremiyor, biliyor musunuz? Dengeler geliyor. Sizleri, hasreten sizleri kastetmiyorum ama içinizde bir gün Türk milleti bağımsız mahkemelerde bu işe sebep olanlarla hesap soracak. Şehitlerin yüzü suyu hürmetine de Cenab-ı Allah'a adet diye hesap soracak. Siyasi iradenin ve hasreten bazılarımızın bu akıl tutulmasından ve akıl sapmasından bir an önce vazgeçmenizi istirham ediyorum. İçerinizi çok acıtıyorsunuz. İçiniz çok yanıyor. Reçete herhalde şunu soracaksınız. Sizin reçeteniz nedir? Değil mi? Herhalde bu soruların karşısında bu gelecek. Sureti haktan görülür. Klavye başlarından, klavyeden vatan kurtarmakla, gazete köşelerinde yazı yazmakla, televizyonlarda ağızlarını köpürte köpürte konuşmakla vatan kurtarılmaz. Vatan sahabedir. Bütün dediklerinizin tek bir devam edebilirliği vardır. Türk vatanına, Türk devletine, Türkiye Cumhuriyeti'ne kasteden teröristleri yok etmek, ondan sonra konuşmaya başlayabiliriz. Teşekkür ederim. Ben de maalesef hoş geldin demem beklemeyin. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ne büyük bir garipliktir ki biz buradan içeri giderken öğrenci kardeşlerime tabii söylüyor. Her tarafımızı aradılar ama siz oradan geldiniz. Protokolden geldiniz. Bu bir. Daha sonra şunu söylemek istiyorum. Yahu sizler acaba Niğde'de, Karaman'da, Konya'da, buralarda ne gariplik, bizim göremediğimiz ne garipliği gördünüz de geldiniz burada bize birlik beraberlik ders vermeye çalışıyorsunuz. Ama bunu da size protesto etmek için söylemiyorum. Gerçekten gayet samimi duygularımla söylüyorum. Size hoş geldiniz dememizi beklemeyin. Ben size protesto etmek için mikrofonu aldım. Kayseri'deydiniz iki gün önce. İstiklal marşı okurken ayağa kalkmadınız. Atatürk'e saygınca... Hoş geldiniz. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler 1. sınıftan Onur Deniz. Ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Ben taraf tutan bir insan değilim. Ben Türk vatandaşıyım.
Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ferdi. Ayrıca Türk'üm de faşist diyebilir. Alınanlar oluyor. Bugünlerde Türk demek tabii suç olarak kabul ediliyor. Gerçekten hiç gerek yok. Buradaki herkesin bilinçli olarak gelip burada oturduğu, ben Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorum. Biz bu vatanın gözyaşıyla aldık. Analarımızın gözyaşıyla kurtardık. O gözyaşlarımla kan olarak aktık. Kan. Biz bunları, bu vatanı siz diyorsunuz ki silahla hiçbir şey olmaz. Silah adam öldürür ama vatan da kurtarır. Niye bunun bilincinde değilsiniz? Ben size söylüyorum. Bu vicdanı kaldıramazsınız. Yapmayın, etmeyin. Ülke bölünmez. Bu ülke bölünemez. Bu ülkenin %50'si buna karşı. Kime neyi veriyoruz biz? Ben bir sene Ağrı'da yaşadım. Kürt kardeşlerimin ekmeğini de yedim. Milliyetçilik esasında konuşmuyorum. Ben bir siyaset bilimciyim. Ama hani sizlerin görüşlerinizi de almak istiyorum. Biz PKK'ya mı af yolu açıyoruz, yoksa Kürtlere mi hak veriyoruz? Bunu bana söyler misiniz? Bunun vicdanını kim kaldıracak? Teşekkür ederiz. Yani şöyle yapalım. Bir ayı aldım. Doğayangil hocam, yani şu ana kadar bir şeylerde bir söz almak istiyor. Ona bir söz verelim. Ama çok teşekkür ediyorum. Herkes düşüncesini söylüyor. Biz de zaten bunları not etmeye geldik. Bize yönelik protestolar da eyvallah. Yani hiçbir şeyimiz yok. Rahatça, özgürce düşüncenizi ifade edebilirsiniz. Bir saniye. Yani çok medeni bir ortamda konuşuyoruz. Bunu da korumak en önemli şey bu. Buyurun hocam. Efendim, soruldu. Soruların kısmına yanıt vereceğim. Müsaade ederseniz. Ama dinlemek istemiyoruz derseniz. O da cevap vermeye çalışayım mı? Dinlemek lütfunda bulunur musunuz? Kışkırtmayın. Nereye gitti, vermeyin falan diyerek bu kısa milleti kışkırtmanın gereği yok ki. Burada herkes daha uygun dinlemiyor. Televizyonlar açıp her gün konuşmanızı üzülüyoruz. Hayırlı. Buyurun konuşun demenizi bekliyorsanız sağ olun hem birlikte. Buyurun. Aksi de olmuşsun da o yüzden şey yaptım. Yani niye mi? Sevgili arkadaşlar, bir dostumuz dedi ki aranızda şehit yakını var. Hepimiz şehit yakını. Kaybedilen her çocuk, hani deneyecek miyiz arkadaşlar? Kaybedilen her şehit bizim yakınımız. Hepimizin yakınımız. Sadece bizim değil, sizin de yakınımız. Bu çocuğun, bu. Onlar mı bu vatanı? Tamam, konuşalım. Peki, teşekkürler. Ekran karşısında değilsiniz, milletin karşısındasınız. Konuştuklarını ölçerek konuşacaksınız. Evet arkadaşlar, neler öğretmeniz değil mi? Abdullah hocalarına halkı çıksan da çıkmaz hocam. Buyurun, görüşleriniz öyle mi? Ne diyeyim? Hep ilk önce sordum. Ha, dinleyeceksin bu anlatalım. Şehrin hocam hoş geldiniz. Başımızın üstünde yeriniz. İsmim Ahmet Geçer. Atatürk ilk kere İntilaf Tarihi okudum. Teşekkür ederim. Demin ilk söze girişinizde buraya silahların susması için geldiğinizi, silahlar sustuktan sonra barışın sağlanabileceğini, oturulup siyasi günlerde bunların konuşulabileceğini söylediniz. Peki efendim, silahlar sussun, siz buraya niye geldiniz? Sussun silahlar. Siz mi patlatıyorsunuz? Yani silahlar sussun, tamam. Siyasi mecrada bunlar konuşulsun. O zaman silahların susması için sizin buraya gelmenize gerek var mı? Şöyle bir şey var. Yani biz
burada bütün konuşulanları not alıyoruz. Sizler bir de Barış Kibar. Ama cevap almıyorsunuz. Bir saniye. Nereye gideceksiniz doktor? Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Arkadaşlar lütfen. Konuşalım. Arkadaşlar. Ya karşınızda düşman yok. Anında biliyorum. Ya bundan emin değilim. Anlayacaksınız ama. Yetişim. Sandıklara gelmişken o bir kişi girdik yatırdı. Benim sorum tehdit. Tehdit bir soru soruyorum. Sizin burada olma amacınız ne? Siz bize neyi anlatmaya geldiniz? Silahlar sussun. Sussun silahlar. Sizin bu tehditinizi alıp götürmeye geldik desem bir manına anlam olur mu? Ama cevap veriyorsunuz. Efendim, bizim tepkimizi almaya geldiyseniz bizim tepkimiz şudur. Biz Türk milletinden, Türk devletinden, Türk bayrağından, anayasanın değiştirilmez maddelerinden taviz vermeyeceğiz. Bunu Sayın Başbakanımıza lütfen böyle iletin. Ölen insana şehit demişiz. En yüce makamı vermişiz. Seve seve. Teşekkür ederim. Değerli hocam, bu salonun düşüncesini özetlediyse bizim açımızdan toplantı bitmiş sayarım. Evet, ben sorularımı soracağım, izin verirseniz arkadaşlar. Hoca talebi olarak bulunmuyoruz burada. Duyarlı vatandaşlar olarak bulunuyoruz. Ama ismimizin ayrılırken lazım olur diye söylüyorum. Yardımcı doçent doktor Genç Osman Geçer. Şimdi manzara hiç iç açıcı değil. Tarih okumalarından, edebi metin okumalarından sanki bu sahneleri daha önce bu milletin defalarca gördüğü zihninde canlanıyor. Ama Sayın Taş getiren siz dini hassasiyetler olan birisiniz. Sizin burada ikrar etmenize gerek yok. Gazete yazılarınızdan, konferanslarınızdan Türkiye imajınız da çok biliniyor idi. Bu imajınız üzerine ve dini hassasiyetleriniz üzerine soruyorum. Allah'ın şahidliği huzurunda soruyorum. Abdullah Öcalan ve PKK'lı teröristlerin İslam dinine bakışı nedir? Kısacık özetler misiniz? Hiçbir soramıyorsunuz, salonunda gazlamıyorsunuz, sonra da toplantı bitti diyeceksiniz. Ben cevap edeceğim, sonra sorarım sözü. Buyurun. Öyle saygı bir cevap ayakta değil en rahatça. Abdullah Öcalan'ın günahı kadar sevdim. Günahı kadar sevdim. Asla güvenmem. Teröristlerin bir deli olduğu kanaatindeyim. Ve onunla yani süreç, onu asla atlayacak bir süreç olarak düşünmüyor. Yazılarında hala ben de sürece ilişkin bir takım değerlendirmeler yapıyor. Yani ben memleketimi hiç kimseden az sevmiyorum. Şimdi değerli dostum dedi ki, ya şehit yakını var mı? Burada herkesin bir şehit yakını var mı? Var mı? Onu başka yere geçti. Ben soruları tamamlayayım isterim. Hayır, ben şu sorunuza bir yanıt vereyim. Buyurun. Ben buraya anlamak bir insan olarak geldim. Anlatabiliyor muyum? Vatanını seven bir insan olarak geldim. Ben kahraman barışım. Benim dedem Rıdvan Hoca'dır. Rıdvan Hoca Maraş'ın işgalinde Fransız bayrağı çekiliyor tabii. Fransız bayrağı çekiliyor.
girmiyor kaleye. Ulu Cami kalenin en el bir gündedir. Bir cuma günü. Rızvan Hoca minbere çıkıyor. Diyor ki ey cuma, kalede Fransız bayrağı dalgalanırken bize cuma namazı kılmak caiz değildir. Cemaat camiyi boşaltıyor. Kaleye tırmanıyor ve kaledeki Fransız bayrağı indirip yerine Türk bayrağı asıyor. Ben o Rıdvan Hoca'nın torunuyum. O zaman bir şey yapalım. Bayrağımıza insan yok. Buradakilere niye ikna bulunuyorsunuz? Buradaki insanlar sizin ne biliyorsunuz? Yani bana ne dediniz ki bana elinize? Allah aşkına. Sizin paranız. Son günlerde Abdullah Öcalan aslında gençliğin üniversite yıllarında 5 vakit namazı oldu. Cuma'ya bilmem yerlerine birlikte gittiği yönde filan ıslamalara. Bu milletin her şeyi manipüle edildi. Türklüğüyle bir alay edildik diye büyüdüğünden, onurundan, yüceliğinden sizi çıkarmadı. Ama dini de manipüle etmeye çalışırsa ve PKK'nın aslında Müslüman olduğunu anlatmaya çalışırsa bu memlekette o yapılıyor. Size onun için hasreten o soruyu sordum. Şimdi asıl sorularıma geleceğim. Sayın Başbakan bir yıl kadar önce Sayın Meclis Başkanı Cemil Çiçek bir gün dedi ki 30 yıldır terörle mücadele eden ülkenin üniversiteleri ne yapar bilemem. Terörle mücadele konusunda bir satır bir şey yazmamıştır diye dert yandı. İki gün sonra Sayın Başbakan çıktı dedi ki üniversiteler ideoloji yuvaları olacağı yerde bilim yuvaları olsaydı belki buna çözüm bir takım çözüm önerileri bulunabilirdi. Bir açıklama yaptı. Bütün basında bunu verdi. Şimdi size nerede bulunduğunuzu hatırlatmak için bunu geriye dönüş edelim. Siz burada bilimden, ilimden, objektivizmden, tarafsızlık ilkesinden bahsedecek hocalar en azından beni bekliyorsanız yanlış kişilerle konuşuyorsunuz. Çünkü biz bir ideoloji basının çatısı altındayız. Siz de bizim aramızdasınız. Bu bir. Yani yapacağım sen konuşma, ideolojik olacak. Sizin yaptığınız konuşmalar da mutlaka çalışacak. Bunu Sayın Başbakan bizzat kendi açıklamasında söylemişti. Ya bunu düzelteceksiniz ya da onların temsilcisi olarak ne pozisyonda olduğunuzu karar vereceksiniz. Bir başka şey, iki gün önce basına düşen bir haber. Hakim Yücel Sayman aklını kaybetti. Diyordu, Kocaeli'nde yapılan görüşmelerde halkın tepkisine dayanamayan profesör doktor, hukuk profesörü Yücel Sayman adeta kendini kaybedip şov yaptı kameralar karşısında ama bu aklı dengesi bozulmuş bir şovdu. Dolayısıyla sizin de buraya doğru giden bir psikolojiniz olabilir mi? Bunu soruyorum. Bir diğer sorum. İçinizde kaç kişi şehit yakını demiştiniz? Ben de bir şehit yakınıyım. Sayın Taş getiren. Ben şehit yakını olduğum için teşekkür beklemiyorum. Tamam. Bu bizim vazifemizdir. Gerekirse biz geçeriz o şehit. Sayın Taş getirenden Kur'an yerinde bir şu ayet hatırlatması yaparak konuşmaya başlamasını isterdim. Şehitlere ölen demeyiniz. Çünkü onlar Allah katında rızıklandırılırlar. Ben bir şehit katılayım. 10 yıl önce bir yakınımı kahve bir kurşunla şehit verdim. Ve eşi 6 aylık hamileydi. 4 ay sonra nur topu gibi bir oğulcu dünyaya getirdi. Kucağımıza alıp genç şu anda olduğu gibi tüylerimiz diken diken oldu. Babasının adını koyduk. Yani Ali. 10 yıl geçti, Ali 10 yaşına geldi ama adıyla çağıramıyoruz hala. Bunu nasıl çağırmayı öneriyorsunuz bize? Bir başka soru. Siz çözüm diyorsunuz, ben çözümle söylüyorum demiştim ya, ideolojik konuşacağız diye. Çünkü çözümle bir tarafı yok, silahlar sussun diyorsunuz, sanki bizim elimizde silah var. Silahlar susturmaya geldi.
susturucu sanki bizde. Yanında susturucusu olan var mı? Emniyetten çıkarmışsın, onlarda da yasaklı belki yok. Dolayısıyla bu çözülme sürecine su taşıyorsunuz. Bir an önce tövbe etmeniz gerekiyor. Sanki taş yetire başlasın. Allah huzurunda. Tövbe edin. Milletten özür dilememiz gerekiyor. Sayın Gökhan, lütfen yüzünüzü buluşturmayın. Sizinle ilgili de bir notum var. Kayseri'den ayrı bir meclise gitti. Böyle bir toplantıda halkın benzer tepkileri üzerine yüzünüz şu an vakitinden çok daha berbat bir şekilde televizyonda acayip bir tepkiyle buluşuyor. Neden buluşturuyorsunuz yüzünüzü? Sorun diye sormak size. Bu işte çoğunluk olarak bir akademisyen arkadaşınız oturuyor. Biz Üniversitesi, Diyarbakır Biz Üniversitesi doçenti. Kendisi hukuk doçenti yanılmıyorsam. Televizyonlarda sık sık boy gösteriyor. Ona soruyorum. Şu sol yanınızda asılı duran Türk bayrağına herhangi bir rahatsızlık duyuyor musunuz? Teşekkür ederim. AKP'nin başkası, AKP'nin başkası, AKP'nin adamlar ama Türk halkı